Merhaba arkadaşlar. Bakım elemanı yetiştirme ve geliştirme kitabının bu programında konumuz bakım elemanlarının yaşadıkları sorunlar. Program içerisinde hem bakım elemanlarının yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak yaşadıkları sorunlardan hem de diğer çalışanlarla ortak sorunlarından bahsedeceğiz. Ülkemizde bakım elemanları sosyal, fizyolojik ve psikolojik pek çok sorunla karşı karşıya kalır. Bunun nedeni bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişidir. Ülkemizde evde bakım hizmetleri yetersizdir. Kurumsal bakım hizmeti sunumunda da eksiklikler vardır. Ayrıca bakım ve rehabilite edici destek teknolojileri de yeterince gelişmemiş haldedir. Bunların yanı sıra tüm nüfusu kapsayan bir bakım güvence sistemi bulunmamaktadır. Bu sorunlardan özellikle bakım hizmetleri konusundaki eğitim eksikliği doğrudan bakım elemanlarına özgü bir sorundur bakım elemanlarının yaşadıkları sorunlar iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki sadece bakım elemanlarına özgü olmayıp tüm çalışanların yaşadıkları ortak sorunlardır. Bu sorunların başında kayıt dışı ve sigortasız çalışma ve iş güvencesizliği gelir. İkinci kategori ise bakım elemanlarının yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak yaşadıkları sorunlar oluşturur. Bakım elemanları bakım yükümlülüğünü yerine getirirken farkında olmadan bazı risklerle karşılaşırlar. Bu riskler genel olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar şeklinde kategorize edilebilir. Fiziksel sorunlardan biri bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskidir. İnsanlarla yakın temas ve iletişim içinde bulunmayı gerektiren bir meslek olmasına bağlı olarak bu hastalıklara karşı önlem alınmalıdır. Hepatit aşısı olunmalı ve çalışırken özel giysi kullanılmalıdır. Saçlar toplanmalı. El ve ayak tırnakları temiz ve kısa olmalıdır. Bakım elemanları çalıştıkları ortamlarda enfeksiyona ya da tehlikeli maddelere maruz kalabilirler. Bunun yanında izole ortamlarda bulunan evlere özellikle de geceleri gidip gelirken tehlikelerle karşılaşabilirler. Ayrıca gittikleri bu evlerde pasif içici olmak durumunda kalabilirler. Bakım elemanlarında yaygın görülen fiziksel sorunlardan biri de bel ve sırt ağrılarıdır. Bunun sebepleri ise ihtiyaç duyan bireylerin hareket etmelerine yardımcı olmaları, personel yetersizliği ve iş esnasında yaşadıkları strestir. Şimdi de psikolojik risklerden bahsedelim. Günümüzde çalışan birey hangi statüde olursa olsun psikolojik baskı altındadır. Bireyin bu baskılara gösterebileceği tepkiler ruh sağlığı için bir risk oluşturur. Bakım elemanları gibi insanla yüz yüze çalışan mesleklerde bu risk daha yüksektir. İş yerinde bakım elemanlarının psikolojik sorun yaşamasına neden olan birçok faktör vardır. Bunun nedenlerinden biri iş yerinin fiziksel şartlarıdır. Uygun olmayan sıcaklık, nem, havalandırma, gürültü, aydınlatma ve temizlik bunlara örnek olabilir. Başka bir faktör, vardiya çalışması gibi işin organizasyonu ile ilgili sorunlar olabilir. İşin ritmi ve temposu psikolojik olarak yıpranmaya sebep olur. Aynı zamanda iş yerinde kişiler arası ilişkiler, tüm çalışanların aynı baskı altında olduğu düşünüldüğünde yürütülmesi zor bir süreçtir. Bu nedenlere bağlı olarak çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bakım elemanlarının yaşadıkları psikolojik sorunların başında tükenmişlik, stres, anksiyete ve depresyon gelir. Tükenmişlik hem birey hem de örgütler açısından iş yaşamını önemli ölçüde tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu durum bireyde ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenmesi olarak ifade edilebilir. Örgütte strese neden olan işlere ilişkin veya örgütsel faktörlerin uzun dönemli etkisi sonucunda ortaya çıkar. Bakım elemanları açısından da bir başkasının bakım sorununu üstlenmek ve bu işi sürekli yapmak uzun vadede tükenmişlik durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Aile bireyi bakıcılar, bakım rolünü tek başlarına üstlenmek durumunda kalmalarından dolayı bakım yükü altında ezilirler. Stres ise organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Stres sürecinde birey iç ve dış ortamlardaki değişiklikleri tehlike olarak algılar. Uygun kaynaklara sahip olduğunda uyum gösterir ve dengesini sürdürür. Ancak kaynaklar yeterli olmadığında uyum ve dengesi bozulur. Depresyonun kelime anlamı çöküşü ifade eder. Anksiyete ise dışarıdan gelen herhangi bir uyarana karşı oluşturulan ve normali aşan korku duygusudur. Anksiyetenin belirtileri arasında kaygı, endişe, panik duygusu, konsantrasyon güçlüğü ve nefes almakta zorluk bulunur. Son olarak da bakım elemanlarının yaşadığı sosyal sorunların tebelinde kadın olmanın getirdiği yükü örnek verebiliriz. Kadının yaptığı bakım işine ilaveten üstlendiği ev işleri, çocuk bakımı gibi sorumluluklar onu kısıtlar. Sosyal yaşamı sınırlanır. Zaman içinde sosyal izolasyon ve dışlanma sorunu yaşamaya başlayabilir. Evet arkadaşlar, bakım elemanı yetiştirme ve geliştirme kitabımız burada sona erdi.